Arkadaşlar şimdi bu örneği incelediğimde, bakın bu örnekte iki adet bükmeden bahsedebiliriz. Şöyle baktığında parçanın bu bitmiş hali. Ben bunu bükmek istediğimde diyeceğim ki birinci adımda mesela burayı bükeceğim, ikinci adımda burayı bükeceğim. Bunun birinci adımında nasıl yapmışız? Birinci adımında önce buraya açılım kesmeleri bakıyorum. Açılım kesmeleri bulduktan sonra açılım kesmemizi gizleyelim. Bulsam gizleyeceğim. Parça. Sac demiş ismini. Bu parçamı buraya bu merkezde merkezlikten sonra şu anda bunun alt ölü noktası. Şu anda bakın alt ölü noktası. Gençler. Alt ölü noktadayken biz bunu şu mesafeyi ölçüyoruz. Diyoruz ki bizim herkese bunu soruyorum zaten. Benim alt ölü noktam neresi? Alt ölü noktam bu noktadan bunun şu üst noktasına. Z'de 15.7. Bakın böyle bunu küsuratla yapmanıza gerek yok. Bu sizin elinize olan bir olay. Bunu 16 yaparsın, 15 yaparsın. Şu kurs miktarı. 15 yaparsın, 16 yaparsın. Burayı. Ben şimdi bunu 15.7 yukarı kaldırdığım zaman, 15.7 yukarı kaldırdığımda bunu ve bunu, hatta bunu kaldırmayayım. 15.7 bunu yukarı kaldırdığımda arkadaşımız öyle uygun görmüş. Şimdi bunu 15.7 kaldırdığımda bakın operatör sacı buraya koyuyor bakın. Buraya koydu. Ben yanlış mı ölçtüm 15.7'yi? Galiba yanlış ölçtüm. 15.7 değilmiş bu. Bir daha indirelim. Az önce yanlış ölçtüm. İhtiyarlıktan dolayı. Sağ ol. 15.7 değil. Şimdi geldim. Tak. Evet. Şu anda benim burası üst ölü noktam. Bakın burası neymiş? Üst ölü nokta. Anlaşılan bir şey var mı gençler? Üst ölü noktadayım bakın. Operatör geldi. Aa doğru ya. Bak doğru. Ay. 15.7 doğru ölçtüm. Bunu hiç görmemiştim. Operatör geldi. Sacı buraya pring koydu. Uzak durma. Diyor ya, yakın ol. Anadolu türkülerinde öyle söyler. Evet, sonra geldik. Şunun devamına geldiğimde bakın böyleyken dikkat edin buraya. Şuraya gelip bastığında üst ölü nokta bakın parça buraya dayanacak. Bu tırnak buraya dayandı görüyor musunuz?
Şimdi buraya dikkat edeceğiniz şey şu. Bu da biraz yaylarla falan ilgileniyor. Kalıp montaj yapan var mı içinizde? Bakımcılar sen miydin arkada yeni gelen? Bir tane bizim bakımcı bir arkadaş var. Sen miydin onu? Ya bakın montajda şöyle hocam ben beyazım. He. Mühendisin. Şu yatay geçişine gelen sendin değil mi? Yok. Girdim ben bir şey. Sana girdim. Ha bir tane de yatay geçişli bir arkadaş aldık abi girdi. O da imalat mühendisliğinden geldi. Bakın bunu yay hesabı yapılırken dikkat edin. Mesela çelik yay veya gazlı yayın sayfasına geldiğinde yakışıklı olan, küpeli olan benim şu an kus miktarım kaçtı? 16 milimetre değil mi? Bak, benim en üst, en alt nokta hareketim 16 milimetre. O zaman benim en azından 22 hareket edecek bir yaya ihtiyacım var. En az yayımın açılıp kapanma miktarı ne kadar olacakmış? Bence 22 olacak. Bakıyorum. Bak 25 var. 19 kurtarır mı? 19 kurtarabilir ama yani 19 da kullanabilirsiniz burada. 19'dan sonra bunu basarsanız ne yapar? Patlar. Aynı şekilde çelik yaya da bakıyorsunuz. Diyelim ki 19'u kullanacağız. 19'luğun maksimum açılması 96 milimetre. Maksimum. Minimum kapanmasının hiçbir önemi yok bunun. Bana lazım olan 96 ve kapanma miktarı. Ve 108 ve 25. O zaman ben bunu buradan, bundan dosyayı indirdiğimde, katı modelini indirdiğim zaman geleceğim. Buraya bunu bu şekildeyken yerleştireceğim. Bunu buraya 5-10 oyacağım. 10 milimetre bunu oyacağım. Oyduktan sonra gazlı yayın başını gömeceğim. Gazlı yayın başını gömeceğim. Gömdükten sonra artık aşağıya ne kadar gidiyorsa bunu da öyle oyacağız. Gazlı yay yerleşimi veya çelik yay yerleşimi. Çelik yay. Bak at kulağına kelebek koymuş. Adam çelik yay koymuş ama biz buna bir şey söylemedik. Yani çelik yay kullanılacağını söylüyor. Tamam mı? Yani anlaşılan bir şey var mı? Yusuf, yakışıklı oğlum. Burada benim işim şu. Şu boy çok, şu hareket çok önemli bak. Bunu ölçeceksin. Hareket miktarı kaç milimetre? Burada bak kenet hareketini ona göre bak. Anladığınız bir şey var mı? Bu arkadaşımız nasıl yapmış? Bakın bu arkadaşımız gayet başarılı. Ç1020 platinanın üstüne Ç1050 havuz plakasını koymuş. Havuz. Havuzun üstüne de buraya bakın şu şekilde Ç2379 ısı işlem 60 HRC sertlik. Bunları da buraya bakın. Bunları da buraya gömmüş bakın. Gömmüş bakın. Hem gömmüş hem de civata pimle. Bunu 2 civata pimle yapması daha sağlıklı. 2 civata pimle sağlıklı. Çünkü bunu buraya yerleştirirken 2 civata pim daha sağlıklı. Burada mesela şu kalıbı ben şunda hiçbir sıkıntı görmüyorum ben. Ama şunda mesela ne olabilir biliyor musunuz? Üstten bizim erkeğimiz buna 80-100 tonluk pres bastığında bu aşağı inerken bunu geriye doğru esnetir mi? Bunu sorgulayacaksınız. Bunu geriye esnetir mi? Bunu geriye esnetir mi? O zaman birinci esnemesini engellemek için bir, bunu buna gömeceğiz. İki, şu kalınlığa dikkat edeceğiz. Yani şunu koca kalıp yapmışım, bunu çöp gibi yapmayacağım. Murat, eğer ben gerizekalıysam mesela bunları böyle bütün yaparım, sonra bizi sokağın ortasında döverler. Bunu böyle bütün yaptığınızı düşünün.
İşlemesi dert. İşlemesi dert. Parası dert. Şunu söylerler. Seni yetiştiren hocanın diyebilirler Allah korusun yani. Bak bu da sunumları yaparken karşılaşacaksın da gelecek buraya bak. Daha neler gelecek bak. Göreceksiniz. Tabii ki anlatacaksın. Tek tek anlatacaksın. Kurs miktarını göstereceksin. Sunumda gösterdikten sonra programını açacağım. Programı indir diyeceğim. Kaldır diyeceğim. Mesela. Tabii ki. Tabii ki yani. Yani herkes indirip kaldırmayı mutlaka bilecek yani. İndireceğim, kaldıracağım. Evet, demek ki bakın bu çeneyi yaptıktan sonra 1050 baskı potum, 1050 baskı potum. Arkadaşlar burada şuna çok dikkat ediyorum bir de ben. Bakın şöyle bu kapandığında tam bu, bakın çok güzel yapmış bak mesela radüsün tam bitiminde. Bak. Tam radüsün bitimine koymuş mesela. Bunlar bu şekilde var. Ve bu ikisinin arasına da stoper koymuş. Stoper. Bu stoperi de önce stoperden yüz gruba geleyim. Bakalım bu yüz grupta gençler burada arkadaşımız bunun için bayağı büyük plaka kullanmış. Yani bence gereksiz. Çünkü life is very expensive. O İngilizce hatta ne demekti mühendis? Hatta ha? Hayat çok pahalı. Hatta çok pahalı. Bakın şu kullandığım 1050 malzeme neredeyse bunun 2 euroya yakın bunun fiyatı. Bakın 1050 malzemeye 1050 malzemeye 10 kilo lan. 10 kilo. He? 18 lira olmuş. Yani yaklaşık 2 tamam 2 euroya yakın değil mi? Tamam 2 euro. 2 euroya yakın. 1050 1,5 euro. 1020. Bu da yakışık. Tabii tabii. Şimdi biz kalıplarımızı tasarlarken örneğin ben imalatta çok uzun süre çalıştığım için şuraya geliyorum mesela query geldim. Mesela bunun ölçüsü 40. Arkadaşlar bunu 40 yapmayın. Çünkü 40 plaka bulamazsınız. Aldığınız zaman bunu işletmeniz gerekiyor. Yani birer milimetre talaş kaldırmanız gerekiyor. Bu 38'e düşer. Anladınız mı yani? Bunun 40 plaka yok. Onun için sordum kaç ölçüyü diye bakın. 15'ten sonra 20'ye geçiyor. 20'den sonra 10, 20, 30, 40, 50 diye böyle 10. Bu 1020'yi böyle alıyoruz. Bunu da oksijenle kesiliyoruz etrafını. Oksijenle kesilip alıyoruz ebatlarını. Onun için dedim. Ya şu an tabii sizin için sistem analiz dersine bunun hesaplarını yapacaksınız ama bundan dolayı dedim size ben. Platine kalınlığını. Mesela ben bunu öyle mi? Tamam biz alacağız. Alacağız. Üzerine taşlattırabilir miyiz burada? Taşlama var çok yakın bir yer. Aynı yerden daha ambarla başka şehre gönderebiliriz. Şöyle yapacağız. Ben bu şekilde bak tasarımı doğru. Arkadaşımız bunu tasarlarken nasıl yapmış? Bunu tasarlarken şu şekilde yapmış. Şöyle baktığımda buraya darbe sacı koymuş. Hoş bu genişlikte darbe sacına da ihtiyaç yok. Zaten çok geniş bir alan basıyor. Civata pimle bunu tutturmuş. Bak. Civata pimle bunu tutturmuş.
Bu araya böyle bakın, bu tip malzemelerde pek darbe sacına ihtiyaç olmuyor. Yani çünkü zaten geniş bir alan bu. Ya zaten geniş bir alan. Ha, kullananlar var ama ben diye pek bir ihtiyaç yok ya. Yani. Bu kullanmış. Ha, ezme plakası, darbe sacı, ezme plakası. Bakın 1020'nin üstüne bunu koymuş. Bunu da buna gömmesi gerekiyor aslında. Bunu da buna gömse bir 10 milimetre çok daha sağlıklı olacak. Bunu da buraya koymuş. Burada bükme yapan, bakın hem bu çene yapıyor, hem bu çene yapıyor, hem bu çene yapıyor. Bükme yapan çeneler burada. Bükme yapan çeneler burada. Gelmiş bükmüş. Bakın, bunu tekrar söylüyorum. Bu kenarlar çok uzun. Bu kenarlar çok uzun. Bunu buraya kadar çekebilirim. Yani şurada hatta bununla aynı hizaya kadar çekebilirim bunu. Bunu buraya kadar çekebilirim. Beni engelleyen hiçbir şey yok. Bunda mecburen böyle yapmış. Bak bunda mecburen böyle yapmış. Onun dışında bu kalıpta eksik bir durum yok bakın. Yani bu kalıpta şu anda eksik bir durum yok. Şimdi stoperlerin çalışma mantığı şudur. Stoperleri kapandığı zaman kalıp birbirine, kalıp kapandığı zaman bu stoperler birbirine değmez arkadaşlar. Gözle görüldüğünde değiyor gibi gözükür. Biz de çizerken değiyor gibi çizeriz. Ama ayarlarken bunu araya Rheinel master dediğimiz çelik sajlar, böyle saj masterlar vardı böyle. 10'da 1, 10'da 2, 10'da 3 gibi böyle. Bunları arasında koyup bu stoperleri ayar yaparız. Bunlar birbirini öpmez. Kalıp kapanır. Ne zaman bunlar birbirini öper? Erol Hoca size üst plaka ayarını düzgün öğretmediyse eğer, kalıp üst grubu, yani pres kafası fazla geliyor, benim kursumun dışına çıktı, bu aşağı iniyor bakın. Bunu ezmeye başladı, kalıbı bozacak, baskıyı bozamaz ama çeneleri bozmaya başladı. Bu stoper diyor ki, hayır diyor, stop. Stop. Buradan nereye gidemezsin? Buna bir limit veriyor mesela. 10'da 1 diyor mesela. 10'da 1. 10'da 1 değdi. Orada zaten tezgah şey verir. Pres durur. Preslerde biliyorsun bir mekanik sigorta, bir de elektromanyetik sigortalar vardı. Aşırı yüklenme olduğunda onun ayarı var. Aşırı yüklenme olduğunda tak diye pres kendini durdurur. Bizim şeylerde, mekanik preslerde. CNC'lerdeki tork yükü gibi aynı. CNC'lerdeki tork yükü gibi aynı bu şekilde durdurur. Anlaşılan bir şey var mı arkadaşlar? Geldim buraya. Öleceğiz. Yemin lan benim demiş adam. Bu örnekte nasıl çalışmışız? Bakalım. Bu örnekte bakın arkadaşımız gelmiş. 1050 havuzun üstüne 1050 havuzun üstüne 2379'u buraya böyle koymuş. Zannediyor ki bu bunu büker. Bak burayı iyi izle mühendis. Ferhat. Zannediyor ki bu bunu büker. Bir. Selamun aleyküm. Oynuyor. Yani ne kadar sıksan bile bunun doğru sıkıp sıkmadığını bilmiyorsun. Yani bu parça burada iz yapacak. Bu parça burada. Bu birinci hata. En az 2 vata 2 pinle sıkılacak dedik. İkinci daha önemli hata ne sizce? Buradaki daha önemli bir hata var. Dikkatli bakarsanız görürsünüz. Ya, hiç pim. Onu söyledim zaten. Hiç pim. Yok. Bunda zaten sıkıntı şu. Pim de değil. Tek civata ile sıkmış.
merkezleme yok. Arkadaşlar, pot baskıyı ayarlarken dikkat edin. Potun hareketini nasıl yapacağız? Aferin. Böyle olacak. Az önceki gibi yaparsanız iz yapar bakın. Burada da bakın ne yapmış lan? Ne yapmaya çalışıyorsun sen? Bak burada iz yapacak. Bak burada bak. İz yapar bak bu. Şurada iz yapar. Tabii canım. Bu iz yaptığı için. Kalıp çalışmasaydı kalıp zaten ben özel saklıyorum bunları. Kalıp çalışmasa 20. Kalıp böyle çalışırsa puanı tabii. Hataları gösteriyorum ki size. Bakın tekrar söylüyorum. Bunu bu şekilde yaptığınız zaman parça burada iz yapar. Nasıl olması gerekiyor? Bu pot tam radyüsün bitiminde olması gerekiyor. Ya Murat biz de size konu anlatıyor. Sen ne hala dersin puan da ya. Bizim derdimiz de senin derdin de ya. Ölümlü dünya bir oğlum. Ölümlü dünya bir ya. Puan. Murat nereye kadar? He? Yanlarına verir misiniz hocam? Şimdi o içerideki zaten kalıp baştan sona hata bakın. Şu kus miktarına bakın. Bak bunu bir kaldıracağım şimdi. Hocam bir ayarlamadın mı? Ya evet. Ne soracaktın Yusuf'um? Şimdi bu havuzu nasıl işliyor? Ya işleyemiyor. O yüzden 2 saat düşünüyor. Onu şimdi içeride... Sen de benimle aynı şeyleri düşünüyorsun. Ben de böyle düşünüyorum. Böyle ben bir şey yoğunlaştığım zaman kendi kendime konuşuyorum. Tuvalette bile düşünüyorum. Bak. Bak. Görüyor musun? Bak. Nasıl öğretmiştik? Köşeye radyüs, erkeğe pah. Ya da burayı böyle deleriz matkapla. Köşeleri rahat. Bakın. Böyle yapmış. Kendine ha buraya radyüs yapmış. Ya saçmalamış yani. Bunlar sadece yani olsun. Tabi düzeltti hepsini bunların ya. Bunlar benim arşivim. Bak bunu mesela nasıl işleyecek değil mi? Tele soksan, tel işleme dalma. Burayı nasıl işleyeceksin? CNC frezeyle atıyor 16'lıkla finish dönüyorsun. Ya. Hem de boy 80. Yani ben buraya şöyle 16'lık takımla döneceksem bakın böyle olacak. 16'lık takımla döneceğim ben bunu. Biz oraya gelemedik daha. Anladın mı? Daha onu düşünecekler. Havuz üretimi. Aynen öyle. Takım zaten aşağı doğru. Sonra alacak elde şeyi. Bir daha dönecek. Kalbini bağlayacak. Bir daha dönecek. Kendin ettin, kendin buldun. Tabii arkadaşlar. Ya bakın bunları gösteriyoruz size. Siz şimdi şuna bakın. Bizim derdimiz şu. Siz şimdi bunu böyle bakın erkeği de ne yapmış? Erkeği de böyle. Az önceki gibi. Bu bir örnekti. Anladığınız şey var mı örnekten? Hataları ne diyor Neşet Ertaş büyüğümüz? Hata benim,
Günah benim, suç benim diyor değil mi? Mekanı cennet olsun. Mekanı cennet olsun. Güzel söyledi ve rahmetli. Allah belanı versin. Bir örnek daha inceleyelim. Bakın arkadaşımız nasıl yapmış? Bunu buraya koymuş. Alt gruba baktığımda bakın hepsinde düzeltti bunu, düzeltti. Bunlar bizim şey hata, öyle örnek koyduğumuz. Ha? Normalde bugün getirmiş olsaydınız. Şimdi bakın ben bunu şimdi Yusuf, burada konuşmakta sıkıntı yok. Esas fantezi ne zaman biliyor musun? Şimdi keşke getirseniz de düzeltsek. Sen şimdi buraya getireceğim. Bugün düzeltseydik sıkıntı yoktu. Ama anlatım günü geldiğin zaman burada film çevireceğiz. Bakın. Limiti doğru yapmış. Limit doğru. Üst ölü nokta. Sorun yok. Gördünüz. Üst ölü nokta. Burası üst ölü nokta. Operatör böyleyken geliyor, böyleyken açınım sacımı bunun üstüne koyuyor. Tabi açınım sacı yok. Olmaması gerekenleri konuşmuştuk. Dedik ki böyle çalışır mı? Çalışır. Sadece ne iş, neden sıkıntı olur? Böyleyken parçada iz yaparsınız. Kendim ettim, kendim buldum. Bakın. Aşağı iniyorum. -13. Gördünüz mü? Parçayı şimdi açtığımda. Mantık budur. Gül gibi sararıp soldum, eyvah, eyvah. Ne demiştik? Buna ben gazlı veya çelik yayı seçerken Murat nasıl yapacağım? Bunu böyleyken benim kus miktarım 13. Geleceğim buraya. Diyeceğim ki benim bana mesela 96'lık yetiyor. Hocam hep bundan mı kullanacağım? Ya zenginsen kullan ama fakirsen lütfen görüşmeyelim. Değil mi? Allah size kolaylık versin. Çelik yay. Bu ne diye arıyordu bunu? Yay diye mi? Buna lanet bir şey var. Sevmiyorum ben bunu. Hiç beğenmedim ben bunu. Şey kataloğunu. Sarı yay çok ağır. Bu tip şeyler için mavi yay yeterli. Baskı için yukarıya. Yeşil bile olabilir ama en iyisi mavi. Sarı ağır yay kullanıyor. Geldik buraya. Mesela geldim. En küçüğüne geleyim. En küçüğüne geldim. Çapına bakacağım buradan. Çap 32-40 ne kullanmak istiyorsam.
25'lik yay. Bakıyorum 25'lik yayın kapanma oranı şuradan bu kırılma noktası diyor. 24 mesela bakın. Boyu 64 olan 24 kapanabiliyormuş. Ama çok kalın bu ya. 60 bu. Oo, 50 çok büyük. Hiç gerek yok 50 diye. 32'lik yeterli buna. İki tane koyacaksak. Vay kral geldi ya. Abiniz geldi. Ayağa kalk. Abiniz geldi. Edepte kusur etmeyin. 32'lik yay. 18 virgül kapanma miktarı 16,5. Çok güzel. Bak. Bunun toplam boyu kaçmış bunun uzunluğu? L sıfıra bakacağız. Toplam boya. L sıfır 44 miymiş lan? 44, 18, 44, 16,5 kapanıyor muymuş? Vallahi iyiymiş bu. Evet. Çap 32 yay. Çap 32 yay. Açık boy 44. Bakın. 16,5 kapanıyormuş. Ben ne yapacağım? Bunu alacağım. Buradan. Alacağım. Buraya. Tiki tak koyacağım işte. Kaç tane koyacağım? 2 tane. Bir buraya, bir buraya. Anlıyor muyuz? Umarım. Senin kalıbın yanında mı? Driver falan olan var mı kalıbın yanında olan? Driver şurada burada vesaire. Parçası olan. Çenelere bakayım. Çenelerini yapmayan. Size bir şey söyleyeyim. Sınav gününden önce eğer böyle düzelttirirseniz faydanız olur. Sınav günü ben düzeltmem. Sadece not veririm. Hocam düzeltip geleyim gibi bir lüksünüz yok sınav günü. Düzeltirim ama farklı düzeltirim. Yani. 20. Ha bu çok büyük bir hata değil. Sadece burada neyi bozuyor? Parçayı bozmuş. Ne yapsın? İnsanlık hali diyeceğiz. Değil mi? O da insan. Yapacağız. Daha çok güzel şeyler yapacağız. Operatör preste şey böyle bağlı. Kalıp preste böyle bağlı. Operatör sacı buraya koyuyor. Gördünüz mü? İşte bakın burada bu sahnelerle karşılaşacağız. Ha buradan hani bu hataları yapmayın diye söyledim. İki, adam kocaman eşek kafası gibi kalıp yapıyorsun. Bence bu kalıpta en kritik nokta burası. Bence bu kalıbın en kritik, en önemli noktası burası ya. Bunun adam gibi güçlü olması lazım. Anladınız mı? Yani bunun güçlü olması lazım, sağlam olması lazım. Eğer bunu iyi dizayn edemezseniz geri kalan hiçbir önemi yok zaten. Ne yapmış bakın? Özellikle bunu gösteriyorum size. Stoperleri önüne koyarsan önünde görürsün. Bakın şöyle. Ne lan bu? X'te değil mi lan bu? Niye kesmiyor bunu? Kessene. Bakın şöyle baktığımız zaman bunu
operatör açılım sacı buraya koymuş. Bu bunun kapanma miktarı, bakın kapanmış. Bunu da anladınız mı? Yani biz arkadaşlar, biz çenelerimizi çalışırken bunu mu? Evet hocam. Bunu şöyle yerleştirmiştir. Havuz bu. Evet, o havuz. Şimdi az önce dedi ki, evet orada altta şey var. Bir yata daha var. Evet. Az önce Yusuf'u alsınız ya hocam. Gene Yusuf'un yere geldi. Yusuf. Arkadaş bunu işleyecek bak. Tasarım faciası bak. Görüyor musunuz? Çıkmaz. Havuz hatalı. Ha ben neye baktım? Ben limite baktım. Hani limiti doğru yapmışım vesaire ama havuzda kafa basmıyor. Havuzda sadeliğe kaçacaksın. Havuzun yani evet ne var? Baskının görevi inip kalkmak. Mesela hadi bunu konuşalım şimdi. Bunu konuşalım. Diyelim ki mesela for example öleceğiz galiba. Gömün ben demiş ha. Şahit. Sabri iyi eve yolladık. Git yat dinlen diye. Dün biraz 3.5 attı. Bakın burada bu amcamızın adı Parça. Bizim şimdi bunun erkek ve dişilerini çıkartırken dişi üzerinde konuşacak olursak eğer dişi üzerinde konuşacak olursak şimdi bunun potunu yaparsak eğer şöyle bu potu tasarlarken Allah belanı versin. Vermesin. Sabri dün biraz 3.5 attı ya. Şimdi geldik buna. Bunu dizayn ederken bunu bu şekilde yapmanın hiçbir esprisi yok. Benim için neresi önemli karakteristik? Şu iki yer. Bakın ben bunun buralarını direkt dikdörtgene geçebilirim bakın. Direkt dikdörtgene geçebilirim arkadaşlar. Direkt dikdörtgene geçebilirim. Buraları kapatırım. Bunu bu şekilde yapın. Burayı doldurun. Dolu. Burayı buradan doldurun. Benim için şuranın hiçbir önemi yok mesela. Örneğin. Bunun buradan yukarısı hiçbir önemi yok. Gereksiz. Aa ben parçayı mı kestim? İhtiyarlıktan. Buraları kesip atarım. Ya tasarım kolaylığı Eyüp. Vallahi söverler bana. Yani ya sen derler hiçbir bir mektep, medrese bir şey görmedin. Sen nasıl bir çobansın derler ya. Şimdi bu tarafı da keseceğim. Mesela bunu mümkün olduğunca sade. Yani benim için şu iki tırnak önemli. Bu iki tırnak önemli. Hatta bunu bir daha kesebilirim. Daha da keseriz. Allah belanı versin. Sadeliğe doğru gideceğiz bakın. Sadeliğe doğru. Bunu bu şekilde buraları dolduracağım. Hatta şöyle bir şey yapabilirim. Hiç uğraşmadan ben bunu şöyle ne uğraşacağım ben kardeşim derim. Ben sadelikten yana bir insanım. Güle güle.
Of, ne vurdum be. Abarttım biraz. Bakın. Parçayı operatör nereden tutturacak? Ha, benim merkezleme deliklerim neresi? Bu ikisi mi? Bu ikisi mi? Ona kim karar verecek? Siz. Bu arkadaş mesela demiş ki benim merkezleme deliklerim bundan bu demiş. Görüyor musunuz? O da benim gibi düşünmüş. Bak baskıyı, bak baskıyı nasıl yapmış? Sadeleştirmiş. Yani baskıyı gidip de geometriye göre yapmamış. Anlaşılıyor muyuz? Bu şekilde. Buraya ne çalışacağım şimdi? Şuraya ve şuraya efendim ne çalışacağım? Ne çalışayım? Öleceğiz galiba değil mi? Of. Ne vurdum ben? Evet. Eyüp arkadaşımız diyor ki hocam diyor buna biraz daha diyor böyle diyor kelebek gibi olmasın diyor. Değil mi? Ben hocam sanatçı olan değil mi? Daha iyi tutar yani. Zaten kenarlarda hocam bunun etkisi olması lazım. Evet şimdi böyle. Bunları da bakın sabit çenelerimi de böyle yapacağım. Sonra bu sabit çenelerimi bir platform veya bakın bu arkadaş gibi bütün yapmayıp bunu büyütürüm. 2 civat ekipimle havuza bağımsız da çekebilirim. Ben sürtünme bölgesine ulaştım bakın. Şu sürtünme bölgesi var ya. Zaten bununla da oynayacağım. Bununla da oynayacağım da. Sonra geliyorum. Bu bunların boyları ile ilgili de şunu söyleyebilirim arkadaşlar bakın. Parçayı geçecek kadar ikisini aynı boyla da yapabilirsiniz bunların bakın. Diyelim ki boy farkı var. İkisini aynı da yapabilirsiniz. Hiç önemli değil. Aynı olduğunda şöyle yapabilirsiniz. Mesela buna üçlük radyus yapıyorsanız mesela şuraya 1, 2, 3 örneğin buraya da beşlik radyus yaparsınız. 4, 5. Operatörümüz açılım sacı buraya koyduğunda çeneler çıktı. Ne yapacağız? Burada ben bükme kalıbı ile ilgili teorik kısmı doğru yaptım. Açılımı bükecek teoriye ulaştım. Fakat şimdi Yusuf'un Eyüp'ün söylediklerinin ışığında Yusuf'un istediklerini yapacağız. Üretime hazırlayacağız. İmalat kolaylığı olacak. Bundan sonra bunun boyunu hazırladıktan sonra ne var? Bunun buna göre bir havuz yapacağız. Daha bakın. Bunu da bu şekilde yaparsam benim mahallenin ortasına döverler yani. Diyorum ki kardeşim benim burayla işim yok ya. Benim diyorum burayla işim yok ya. Ben bunu buradan da keseceğim. Burayı da keseceğim. Sonra buraları dolduracağım.
şöyle dikdörtgen gelecek. Bu da fazla mesela diyelim ki. Bunu biraz geri çekeceğim. Şöyle. Ops. Nereye kadar geldi? Çok da umurumdasın. Kafanı keser atarım senin. Kesiyorum, biçiyorum, yapıyorum. Şimdi bunu da böyle uzattıktan sonra buna göre havuz hazırlayacağım. Yusuf'un istediği gibi işlenebilir havuz hazırlayacağım. Bu arada üstten havuza gömeceğim ve civata pimle sabitleyeceğim. Hocam şimdi daha önce baktığımız kalıpta. Ha, bu örnekte mesela ne yapmış bakın. Bütün yükü civatanın somuna bindirmiş bakın. Görmemiş. Halbuki bunu buraya gömmüş olsaydı bütün bu eksenel yükler bunlara gelmeyecekti. Bunu gömüverecekti bakın. Atıyorum 5 milim, 10 milim vesaire gömseydi bunu çok daha iyi olacaktı. Gömmediğiniz zaman eksenel kaymaları civata ve püme bindirirsiniz arkadaşlar. Civata ve püme bindirirsiniz. Böyle bir parçalar, eğer bak, bakır işçiliği yaparsan beni sanayide döverler ya. Bak, böyle bir kalıpta, ha kalıptan pahalıklar ya. Yani derler ki senin derdin ne kardeşim, sen niye oraya bakır işçiliği yapıyorsun? Yani tasarımlaman kolay ki bunu, hemen düzenlemen kolay. Kes, biç, radüsliğe dön. Yani burada havuz, burayı işlerken... Anladınız mı? Ha, bu kalıbın şeyi doğru. Bu kalıpta tamam. Bükme çenesi vesaire onunla ilgili limitleriyle ilgili sıkıntı yok. Fakat nerede sıkıntımız var? Sıkıntımız efendim üretimde. Burada sıkıntı yok. Üretiyorsun. Bunları buraya çakıyorsun. İhtiyaç varsa tırnaklarını koyuyorsun. Şeyin tırnaklarını. Ferhat çok seviyor tırnak kullanmayı. Değil mi Ferhat? 120 derece açıyla 3 tane tırnak tak tak tak. Ya da flanş koyacaksın, yarım flanş. Yarım flanş. Geldik, şu mesafeyi ölçelim. Diyoruz ki, şuradan distance point point. (11.6 mm) diyor. Bunun boyu, şey hareket miktarı. 11.6. Şimdi bu yukarı kalktığında şunu kaldıralım. Dedim ya aslında bunu 12 yapabilir. 11.6'nın hiçbir derdi yok. (11.6) yukarı kalkalım. (11.6)'a kalktığımda bakın yay bunu tak dayadı. Yay bunu yukarıya kadar itti. İşte gazlı yaylarımızı veya çelik yaylarımızın açık halini bu şekildeyken koyacaksınız buraya. Açık hali bu şekildeyken konuyor. Bu açık hali. Yukarıdayken koyuyorsunuz. Kalıp açıkken kataloğa gelip bakıyorsunuz. Buradan bunun açık halini ölçüyorsunuz. Yani geliyorum Ferhat şurayı ölçüyorum. Z'de 30. 30. 10 milim gömsek 40. 20 de böyle gömsek 60. 60. Şuna geliyorum. 60. Bana 16'lık şey 14.3. 11 hareket var. 14.3. Bakın 38 veya 44 boyu olan
38 veya 44 boyu olan şey yeterli. Yay yeterli. Çelik yay. Bunda ben iki tane çelik yay koysam yeter. Mavi. Yani bu zaten görevi itmek olduğu için. İki tane mavi. Benim işimi görüyorum. Arkadaşlar, yaptığınız kalıpların bir ikinci adımlarını, hatta çenelerinizi Facebook etkinliğimize koyun. Bak. Ki oradan görelim. Doğru mu yapıyorsunuz, yanlış mı yapıyorsunuz? Bak buraya etkinliğin içine koyun. Daha parça olayını almayanlar var. Bak adam yapmış. Ben de anlamadım. Kim bu adam yani? Ha? Doktor mudur nedir? Evet. Hocam benim var bir sıra bak. Bak Seda. Emre. Ha? Koyacak, koyacak. Zaten şey olsa da koyacak. Bizim o... Evet, çeliklerini yapın. Bak burayı çeliklerinde koyun. Hocam böyle yapıyorum, şöyle yapıyorum diye koyun. Göreyim ben limitleri, hareketleri. Bak takıldığınız şey varsa hoca burada. Sorun. Bir şey